Şimdi bahçenin sözleri. Ne oldu, ne değişti? Valla ben... Aslında Bahçeli'de bir şey değişmemiş de Erdoğan'da değişti. Şöyle, şimdi Erdoğan'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması gereken cebinde hangi eller var? Yani kimleri kimin demek ki böyle bir şey tecrübesi oldu. Bunlar rahatsızlık duyuyor. Şimdi hangi cebindeki hangi ellerden rahatsızlık duydu da bu noktaya geldi. Bizim açımızdan %50+1, yani bu zaten bizim belki de bu kadar tartışılıyor olmamızın sebebi de her iki kampın da istenmeyen çocuğu olmamızın ya da işte istenmeyen olmamızın sebeplerinden bir tanesi de bizim tam da bu işte 50+1'in getirdiği o işte kutuplaşma, işte o tahtırevalli siyasetinden Türkiye'yi kurtarma çabamızdı. Hı hı. Dolayısıyla 50+1'e evet biz de muhalifiz ama bunu muhalefetin önüne bir havuç gibi getirerek ondan sonra yani başka bir şey, o torba biliyorsunuz mantığı AK Parti'nin çok meşhur. Yani başka bir sürü düzenlemeyle birlikte bir torbanın içinde bunu bize sunarlarsa bu bizim için hiçbir şey ifade etmez. Ayrıca Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin kısıtlanmadığı, yasama yargı yürütmenin gerçekten kuvvetler ayrılığı birliği temelinde yeniden inşa edilmediği hiçbir zeminde de bu bizim için hiçbir şey ifade edilmez. Onu en baştan söylemek gerekiyor belki. Ama gerçekten makul parlamenter sistemi işler hale getirecek, Türkiye'nin, Türk demokrasisinin önünü açacak bir teklifle gelirlerse de Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası adına elbette mecliste zaten sürekli bütün siyasi partiler birbiriyle görüşüyor. Neden görüşülmesin? Ama dediğim gibi bu muhalefetin önüne bir havuç gibi sunulacaksa da orada biz ultra uyanık davranacağız. Yani 50+1 olması sadece ama Devlet Bey'in de tarihi bir itirafı var aslında konuşmada. Yani diyor ne ki diyor? Biz üzerinizden yük olmadık, yük alan olduk. Evet. Yani şimdi şöyle burada diyor, kimsenin sırtında değiliz. Ha pardon, evet, orasıydı değil mi? Kimsenin sırtında değiliz. Kimse de aramızı bozamaz. Yük aldık. Yük evet. Aldık diyor. Şimdi eğer bir şeyse yani AK Parti'nin, eğer Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti'nin bütün meşruiyetini kaybettiği, karşısına çıkamayacak hale geldiği milliyetçi seçmenin, muhafazakar seçmenin karşısına, yani çözüm sürecinden, Oslo'dan, Habur'dan, işte Mavi Marmara olayından, farklı farklı başlıklarda, farklı farklı kesimler nezdinde meşruiyetini kaybetmiş haldeyken onu o toplum kesimlerinin gözünde meşru hale getirmek için bu yüklerini üzerinden aldıysa Milliyetçi Hareket Partisi, ben bunun vebalini tarih boyunca ödeyemeyeceklerini düşünüyorum. Türk milletine gerçekten çok iyilik yapmadıklarını düşünüyorum. Dolayısıyla tarihi bir itiraf olarak da değerlendiriyorum bunu. Yani milliyetçiliği ayakları altına aldığını defaatle beyan etmiş bir iktidarın, milliyetçi seçmenin oy desteğini alabilmesi için siz bu yükü üzerinden aldıysanız, böyle bir paravan rolü gördüyseniz eğer, gerçekten bunun bir vebali vardır bence. Hem siyaseten vardır hem de vicdanen olmalıdır diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi tabii bu artık yani mecliste bakalım nasıl yankılanacak. 50+1'e ilişkin özellikle Cumhurbaşkanı'nın hani niye böyle bir şey yaptığı, niye böyle bir açıklama yaptığı, özellikle Mehmet Uçum'un 50+1 tartışmayı açmak açıkça halk iradesine saldırı demişti. Yani mesela geçmişteki sözü böyleydi. İşte, şimdi de bunu söyleyince, ya şimdi Cumhurbaşkanı söyledi. Yani neler dendi, neler unutuldu, neler tam zıttı şekilde yerinden ifade edildi. Yani bunlar artık bu dündür meselesi çok çığırından çıktı Türk siyasetinde. Yani hiçbir ölçü kalmadı. Şey, utanma duygusu kalmadı siyasetçilerde. Hı hı. Yani 3 gün önce bunu demiştiniz. Evet, 3 gün önce. O 3 gün önce. Peki MHP yani ne yapar? Hani MHP'yi de aslında hani gazetecilik dönemlerinde öngörülemez hep konuşurduk ya. Yani Bahçeli evet. Ne yapar diye. Yani öngöremeyiz. Niye öngöremeyiz? Şundan öngöremeyiz. Çünkü onlar da tıpkı az önce Mehmet Uçum örneğinde verdiğiniz gibi, yani geçmişte en bariz örneği belki Sayın Erdoğan'ın asla Cumhurbaşkanı olmaması gerektiğini, neden olamayacağını da madde madde sıraladıktan, yıllar boyunca tekrar tekrar sıraladıktan sonra onu Cumhurbaşkanı yapmak için gösterdikleri efor ortada. Dolayısıyla öngöremeyiz. Bugün bu tonda yapılan konuşmanın bir hafta sonra bambaşka bir yere evrilip evrilemeyeceğini de bilemeyiz. Yani Öcalan mektubundan sonra Sayın Bahçeli'nin yaptığı meclis konuşmasını hatırlarsınız. Ama ne oldu, ne değişti? Hı hı. Yani bir şey değiştirdi mi o ittifakla alakalı sonraki süreçte? Şimdi dolayısıyla bu konuşma yani işte bir takım yerlere mesaj veriyor olabilir. Ama kendi içlerinde halletmek üzere. Yani bu konuşmadan yola çıkarak 3 ay sonra bu olur, 5 ay sonra. Ama AK Parti'nin
rahatsızlığıyla yüzleşmiş olmaktan dolayı bir rahatsızlık içinde oldukları aşikar. Çünkü yani ebed müddet iktidar istiyor AK Parti. Öyle işte üç dönem bitti vesaire öyle bir şey yok. Çünkü o iktidarın devam, yani o iktidarın sonlanması durumunda burada yani çok ciddi işlenen şey var. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili söylemiyorum. Çok ciddi hak ihlalleri, hukuk ihlalleri vesaire, gerçek bir hukuk devletinde bunların hepsinin maruz kalacağı bir takım hukuki süreçler olacaktır, olmalıdır da. Dolayısıyla bu göze alınabilir bir şey olmayabilir AK Parti iktidarı açısından. Böyle söylendiğinde bunu mümkün olduğunca sertleştirmeden, aslında böyle makul söylemeye çalışıyorum. Hukuk hepimize lazım olduğu için böyle söylendiğinde AK Parti seçmeni bazen yanlış anlıyor. Aa, bunlar iktidar olursa bizi şunu, hayır, bize şunu yapacaklar, bunu yapacaklar dilinde söylemiyorum. Hukukun hepimize gerektiğini söylüyorum ve Türkiye bir hukuk devleti haline yeniden dönüştüğü günü göze alamayacak kadar suç biriktiğini bu iktidar döneminde. Sadece iktidar mensupları değil, onların bilmem neleri, onların bir işte emniyetteki polisler, yargıdaki bilmem kimler, işte geçen İstanbul'daki savcının raporunu biliyorsunuz. Evet. Yani neler neler, anlatabiliyor muyum? Yani burada sadece şahıs olarak Sayın Erdoğan'ı kastetmiyorum muhatap olarak. Bu dev bir sistem ve bu sistemle ilgili göze alınamaz. Dolayısıyla bu şeyi, iktidarı sürdürmenin çeşitli yolları aranıyor. İşte bu da ama onlardan bir tanesi. Şimdi hani Bahçeli'nin bu çıkışı aslında daha öncesinde biraz böyle MHP'li hani zaman zaman gördüğümüz, yani gerginlik denir mi tam olarak bilmiyorum ama hani yine de bir şeyleri sezebiliyorduk zaman zaman işte MHP AKP arasında. Hatta özellikle MHP tabanında mesela bu rahatsızlığı daha çok dillendirdiklerini. Dolayısıyla yani bu bugünle birlikte belki daha mı büyüyecek acaba? Yani 50 artı 1'i tartıştırmıyor mesela Bahçeli. Ama bir yandan da ne diyor? İşte evet diyor, hani aramız yük ifadesi vardı. Ha şurada. Kimsenin sırtında değiliz, bir başka cümlesi de. Kimsenin sırtında değiliz, kimse de aramızı bozamaz. Şimdi aramız bozulamaz diyor ama onun savunduğu durumunda tam tersini söylüyor Cumhurbaşkanı. Bu farklı başlıklarda birkaç defa yaşandı AK Parti ile MHP arasında. Ama günün sonunda bir dakikamız kalmış. Yani ittifak bozulmadı. Ama burada şey de var, yani işte geçen hafta basına sızan, aslında her dönemde olan, aslında genel başkanın birkaç hafta önce ifade ettiği, yani HDP ile AK Parti arasında da bir görüşme trafiği var. Dolayısıyla şimdi AK Parti son derece pragmatik. Yani dönem dönem ittifaklarını, ortaklarını, yol arkadaşlarını değiştirebilen, günün koşullarına göre bunları yenileyebilen, güncelleyebilen bir yapıya sahip. Yani Türk milliyetçiliği de çok zaten ayılıp bayıldıkları bir şey değil, bir alan değil. Dolayısıyla bakacağız, göreceğiz. Yani niyet okuyamayız ama şey, yani MHP bir de açısından... Sinan Oğan mesajı vardı, onu da hemen. Evet, evet. Yani onu bile aynı kareye girmeye içimiz acıya acıya ses çıkarmadık dedi. Yani gerçekten sonuna kadar ittifak yaptı MHP AK Parti ile. Yani bizim bugün yaşadıklarımıza bir bakın, İYİ Parti olarak maruz kaldıklarımıza bir bakın, MHP, ama AK Parti de MHP ile sonuna kadar ittifak yaptı bu anlamda. Bu da ibret olsun. Nasıl ilerleyecek? Yani. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar.